Niye geldik buraya? Parayı mı getirdin yoksa? Ben o parayı bulamam Ferda. Lütfen anla beni. Sırrım ortaya çıkarsa yok olurum. Kızım sen beni buraya dertleşmeye mi çağırdın ya? Hı? Bul buluştur, sor soruştur birilerinden. Bana ne? Buna izin veremem. Ne saklıyorsun sen orada? Hiç. Ver 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 bakayım şunu bana ver. Hayır. Ver dedim hayır, sana. Hayır. Ver dedim. Bu ne demin ya? Mutfaktan mı buldun bunu? Aferin kız sana, aferin. O mahalleden hiç değilse biraz cesaret öğrenmişsin, aferin. Ama Nevin'cim, bunu taşımasını biliyorsan saplamasını da bileceksin. Yapabilir misin? Hı? Ben yaparım biliyorsun. Bana bak Nevin. Kızının bedeli 50.000'den fazla eder. Ailenin dağılmasını istemiyorsan bana o parayı getirirsin. Yoksa Adem'e giderim. Biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Yaparım bunu. Anlıyor musun? Söz vermişsin Ferda. Aramızda sır olarak kalacak demiştin. Of Nevin. Onlar eskide kaldı. Artık sırlar karın doyuruyor. Böyle aptal planlar yapacağına paramı bul. Hoş geldiniz. Hayatım, seni yeni ortağımla tanıştırayım. Ejder Arcan. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum hanım efendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Yol yorgunluğu var tabii. Oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Müzik
Rasim abi. İşler iyice karışıyor. Hayrola evlat? Ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. Galiba uzun yıllar yurt dışında, Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl %7'lik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim. Ne kadar tehlikeli olsa da. Abdullah'tan bahsediyorsunuz. Açık söylemek gerekirse ölümü hepimiz için şok oldu. Deli dolu bir adamdı ama işini iyi yapardı. Trafik kazasında kaybetmek büyük bir trajedi. Yine de Timur Karatan'la ortaklık fikri biraz tedirgin edici. Bu yaşımda ölmek istemiyorum ya. Belli ki Abdullah'tan daha akıllısınız. Dikkatsizlik ve art niyet olmadığı sürece başınıza bir şey gelmez diye düşünüyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağımı umuyorum. O halde yeni ortaklığımızın güzelliklere vesile olması umuduyla. Yasemin Hanım, siz hiç konuşmadınız. Ortaklığımızı onaylamıyor musunuz yoksa? Ben sizi dinliyordum. İngiltere geçmişiniz çok ilginçmiş. Ah, Londra. Her gecesi, her günü birbirinden enteresan bir şehir. Oradaki günlerimi özleyeceğim sanırım. Bir de dikkatimi çekti. Türkçeniz hiç bozulmamış. Türk arkadaşlarımla iletişimimi hiç kesmedim. O yüzden paslanmadım. Timur Bey, sanırım haklı olarak Yasemin Hanım sıkılmaya başladı. Ben diyorum ki iş konuşmasını yerine bırakalım. Yarın? Sizi ofisimde misafir etmek isterim. Uzun uzun sohbet ederiz. Hem de birbirimizi yakından tanımış oluruz. Ha? Benim için uygun. Sakin kal. Sakin kal.